Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillah ve salaten ve selamen ala Resulillah ve bihi nestaîn. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden ve bizleri sayısızca nimetlerle kuşatan, donatan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun âline ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli müminler, değerli dinleyiciler, din görevlisi ile 365 gün konulu bugünkü dersimizin konusu Allah'a iman hakkındadır. Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Estaizu billah فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَاَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ ف۪ي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْد۪يهِمْ اِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَق۪يمًا. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlar ise kendisinden bir rahmet ve lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir buyuruyor. Kıymetli müminler, değerli dinleyiciler, konuyla alakalı hadisi şerifte ise Enes bin Malik radıyallahu anh'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu üç haslet kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi Allah rızası için sevmek ve Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmeyi ateşe atılırcasına korkunç görmek. Değerli müminler, bugünkü fetvamız ise şöyle: bir kimse şöyle yaparsam Allah'ı inkar etmiş olayım, kafir olayım veya dinden çıkmış olayım derse bunun hükmü nedir diye soru sorulmuş. Değerli müminler, yemin kastıyla şöyle yaparsam Allah'ı yok sayayım veya kafir olayım ve benzeri bir söz söyleyen kişi yemin etmiş olur. Dediğini yapması durumunda yemin kefareti gerekir. Ancak bu sözleri söyleyen şahıs dediğini yaptığı takdirde Allah'ı inkar etmiş ve kafir olacağına inanır. Buna rağmen o işi yaparsa dinden çıkmış olur. Çünkü sözünde durmamakla küfre razı olmuş demektir. Bu durumda tevbe istiğfar etmesi gerekir ve iman ve nikahını yenilemesi gerekir. Değerli dinleyiciler, bu sohbetimize inşallah kısa bir dua ile son vermek istiyorum. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'i her türlü kazadan, beladan, tehlikelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, vatanımızı, devletimizi, milletimizi her türlü afat-ı araziyeden ve afat-ı semaviyeden hıfz-ı emin eyle. Ya Rabbi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Ülkemizi, ümmeti Muhammed'i her türlü hastalıklardan, her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Hastalarımıza şifalar, dertlerimize devalar, borçlu olan kullarına etalar ihsan eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Ya Rabbi, şu Ramazan-ı Şerif'in hürmetine yardım eyle. Ya Rabbi, her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Ya Rabbi, çoluk çocuğumuzu, evlad-ı yalimizi, ailemizi
ve bütün müminleri, bütün Müslümanları her türlü tehlikelerden, şerden, fitneden, fesattan muhafaza eyle. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.